Hemen incelemeye başlayalım. Etkinlik, karga yuvasına yolculuk. Benimle karga yuvasını ziyaret etmek ister misin? Bilgi edinebilir ve haritanın sisli bir bölümünü ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca karga yuvası seyahatinizi tamamladıktan sonra size küçük bir ödül bile vereceğiz. Kulağa harika gelmiyor mu? Karga yuvasına yolculuk etkinliği, birinci etkinliğimiz 15 Temmuz 2020 Çarşamba bakım sonrasından 29 Temmuz 2020 Çarşamba bakım öncesine kadar 2 hafta boyunca gerçekleştirebileceğimiz bir etkinlik. Etkinlik süresince Velya'daki NPC Rulupe'nin etkinlik görevini kabul edin demiş. Velya'da NPC Rulupe'nin konumu hemen şurada gördüğünüz gibi iskelede yer alan Altın Kılıç Balığı ininde hanında, daha doğrusu Altın Kılıç Balığı hanında yerini almış durumda. Buraya gidiyorsunuz abi, handa Rulupe'den görev zincirini başlatıyorsunuz. Size ilk etkinlik görevi olarak yeni bir maceraya doğru Eperya Kalyon lisansı veriyor. Kalis Parlamentosu onaylı. Ve sonrasında sıra sıra adaları gezme görevi verecek size. Rajit Adası, Timbera Adası ve oradan karga yuvasına geçişinizi sağlayacak. Bu karga yuvasına gitmenin yolunu öğrendiğiniz bir etkinliktir diyebiliriz. Yani bu şekilde ifade edebiliriz gayet basit bir şekilde. Karga yuvasına gitmeyi öğrendikten sonra etkinlik, macera, karga yuvası, yeni yerde karşılaşılan insanlar, uçsuz denize bakan gözcük kulesi ve macera keşke bitmeseydi görevlerini yapıyorsunuz. Son görevde macera keşke bitmeseydi görevini tamamladığınızda Vox'un tavsiyesi artı 50 çarpı 1 elde ediyorsunuz. Yeni bir maceraya doğru görevini kabul edebilmeniz için ana görev satınındaki karga yuvası, karga yuvasına doğru görevini tamamlamalısınız. Oyunda O tuşuna bastığınızda pencerede karga yuvası, karga yuvasına doğru görev zincirinin içerisinde görevleri tamamlamış olmanız gerekiyor. Her etkinlik görevi level 56 veya daha yüksek bir karakterle kabul edilebilir. Her etkinlik görevi her aile için yalnızca bir kez tamamlanabilir. Etkinlik görevine bağlı olarak NPC Rulupe'nin konumu biraz farklı olabilir. Lütfen tam konumu bilebilmek için görevlerden O seçeneğine basarak yardım alacaksınız. Yani orada yönlendirme tuşuna basarak Rulupe'nin bulunduğu yeri direkt işaretleyeceksiniz. Her etkinlik görevi bir sonraki göreve geçmeden önce bir önceki görevin tamamlanmasını gerektiren bir görev zincirinin parçasıdır. Örneğin etkinlik macera Rajit Adası görevini kabul etmek için öncelikle yeni bir macera doğru görevini tamamlamalısınız. Ve etkinlik macera karga yuvası görevi için yönlendirme sağlanmayacak. Çünkü görev okyanusun haritada sisle kaplı olduğu bir bölüme girmenizi gerektirir. Ve yeni yerde karşılaşılan insanlar görevini tamamlamak için karganın adamları kategorisinin tüm bilgisine sahip olmanız gerekecek. Oradaki mevcut NPC'lerin tamamının bilgisini almak için gerekli koşulları arkadaşlar oyun içerisinde bilgi penceresine basarak, H tuşuna basarak, yanlarında yazan açıklamaları inceleyerek elde edebilirsiniz. Çoğu belli NPC'lerle dostluk vesaire gerektirecektir. Konuyla alakalı ayrıntılı rehberi YouTube Şakozade veya oyunun web sayfası üzerinden maceracı kampında, maceracı rehberi kısmında topluluk ipuçları ve teknik bölümünde başlığı altında şurada ipuçları ve teknik başlığı altında sevgili Greenstone'un yazmış olduğu rehberler üzerinden bu adadaki kişilerin hangisinden hangi bilgiyi ne şekilde elde edeceğinizle alakalı ayrıntıları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Supporters Greenstone ve diğer YouTube içerik üreticisi Şakozade arkadaşımız gayet konuyla alakalı ayrıntılı rehberler hazırlamaktalar.
Bunları düzenli olarak takip etmenizde fayda var. Şimdi geçelim ikinci etkinliğimize. Karga dükkanının anahtarı. 15 Temmuz 29 Temmuz bakım öncesi aşağıdaki görev ödüllerini elde etmek için etkinlik döneminde günlük ebedi çukur o sana doğru görevini tamamlayın ve ebedi simge çarpı 10 elde etmek için görevi tamamlayın diyor. Ebedi simge yalnızca karga yuvasından elde edebilir ve karga dükkanını açan bir anahtardır. Daha fazla bilgi için lütfen güncelleme ayrıntılarına göz atın demiş. Güncelleme ayrıntılarında söyleyeceğiz bunun faydasını. Ebedi cehennemdeki NPC Chorpy'den günlük ebedi çukur o sona doğru görevini kabul edebilirsiniz. Aşağıdaki adımları tamamlayarak ebedi cehenneme girebilirsiniz. 1. Oyun içi görev penceresinde o önerilen sekmesinde okyanus şahı karga yuvası görev zincirini tamamlayın. Ve ikinci seçenek karga yuvasındaki NPC Lavala'dan günlük ebedi çukur o sona doğru görevini alarak ebedi cehenneme girin. Etkinliklerimiz bunlarla sınırlı. Bu hafta gelen içerik, ekstradan gelen yenilikler, yama notları, güncelleme ayrıntıları incelemesinde devam edecek. Bu haftanın etkinliklerini bununla sınırlı tutmuşlar. Önümüzdeki günlerde gelecek yeni içeriklerle birlikte ve bu Okyanus 2 güncellemesinin habercisidir kargo yuvasının açılması. Ayrıyeten yeni bir bölgenin ekleneceğini biliyoruz. Odelita güncellemesi önümüzde. Yeni bir sınıfın geleceğini biliyoruz. Bu güncelleme ayrıntılarının öncesinde ufak bir hazırlıktır bu. Şu an için böyle sezona daha odaklı, sezon karakterlerinin gelişimini sağlamak ve oyuncuların büyük bir kısmını yeni gelecek içeriye hazırlamak konusunda gayretler içerisindeler. Geliştirici ekip. Oyuncuların geneli büyük bir kalabalık. Artık şu an mevcut oyuncuların seviyesine yaklaşması gerekiyor ki mevcut oyuncular Odilita'ya geçerken onlar da mevcut oyunculardan arta kalan Akman, Histeria, işte Yıldız Mezarı vesaire gibi boşlukları doldurabilsinler diye böyle bir yöntem izliyorlar diye